Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde paradan konuşacağız. Daha doğrusu para hakkında, biraz banka işleri hakkında falan konuşup yeni kelimeler öğreneceğiz. İlk kelimemiz banka hesabı. Bank account. Hepimizin en az bir tane bank account'u var. Hatta internet bankacılığımız bile var yani online bank account. Ama bank account'un iki çeşidi var arkadaşlar. Bunlardan ilki current account. Yani cari hesap. Bu para giriş çıkış trafiği olan hesap. Yani sürekli bir hareket var bu hesapta. Hatta belki maaşınızı bile bu hesaba yatırıyorlar. You pay your salary in your current account. Diğer banka hesabı çeşidi de savings account ya da diğer adıyla deposit account. Yani Türkçede tasarruf hesabı ya da mevduat hesabı olarak bildiğimiz hesap. Peki tasarruf hesabı deyince aklımıza hemen ne geliyor? Tabii ki faiz. Yani interest. Neden aklımıza faiz geliyor? Çünkü tasarruf hesabınızda paranız faiz alıyor. Your money receives interest in your savings account. Hepimiz son derece keyifleniriz değil mi parayı çekip elimize aldığımızda? Ya da en azından korona'ya kadar öyleydi. Artık baksanıza paraya dokunmaya korkar olduk. Her neyse, sıradaki kelimemiz para çekmek. withdraw money Ne yapıyorsunuz? Cari hesabınızdan parayı çekiyorsunuz. Neden? Muhtemel faturalarınızı ödemek için. You withdraw money from your current account to pay your bills. Tasarruf hesabımızdan ise asla para çekmiyoruz aksine sürekli oraya para ekliyoruz, para yatırıyoruz. Deposit money. Sahip olduğunuz tüm fazladan parayı tasarruf hesabınıza yatırıyorsunuz. You deposit all the extra money you have into your savings account. Bankanız size tüm para hareketlerinizi düzenli olarak bildiriyor. Nasıl? Size hesap özeti göndererek. Yani bank statement. The bank sends you a regular bank statement. Bazen alışverişin dozunu kaçırıp harcamalarımızı abartabiliyoruz. Bank Statement'a baktığımızda bazen hesabımızın limit aşımı olduğunu görüyoruz. Yani Overdrawn. Eğer hesabınız limit aşımı ise, yani limit aşımı olmuşsa, bankaya borçlusunuz demektir. If your account is overdrawn, you owe money to the bank. limit aşımı ifadesi için bir alternatifimiz daha var. O da in the red. Bu ifadeyi zihninizde tutabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Limiti aşmışsınız ve banka sizinle ilgili kırmızı alarm vermiş. Türkçe karşılığını da ekside olan hesap ya da hesap ekside gibi düşünebiliriz. Tabi hesabınız ekside olduğu zaman banka kredisi alamazsınız. Nedir banka kredisi? Bank loan. When your account is in the red, you cannot get a bank loan. Ama tam tersi durumdaysanız, yani artı hanesindeyseniz, borcunuz yoksa, bilakis hesapta paranız varsa, diyoruz ki, in the black. Ya da, in credit. Dediğim gibi, bankaya borcunuz yok ve artıdasınız. If you don't have money to the bank you are in the black. Önemli bir dipnot arkadaşlar. In the black ifadesi biz Türklerin zaman zaman aklını karıştırabilen bir ifade. Çünkü Türkçeden alışık olduğumuz kara listede olmak diye bir deyiş var ve Türkçedeki bu değiş tamamen negatif anlamda biliyorsunuz. Halbuki İngilizce you are in the black dediğimiz zaman aksine son derece pozitif bir anlam artı hanesindesiniz demek. In the black ifadesiyle aynı kapıya çıkan bir diğer seçenek daha var. O da you are in credit Farz edin ki almak istediğiniz bir ev var ama paranız yetmiyor. Çözüm ne? Konut kredisi çekmek. Konut kredisi mortgage. Eğer hesabınız artıdaysa konut kredisine başvurabilirsiniz. If your account is in credit you can apply for a mortgage Gelin bu derste öğrendiklerimizi bir hatırlayalım. Bank account Online bank account Current account Savings account Deposit account Interest Withdraw money Deposit money Bank statement overdrawn in the red bank loan in the black in credit mortgage bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar bir arada olmak üzere hoşçakalın.